Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir balık yemediniz. Evde palamut varsa mutlaka deneyin. Tarifimiz için 2 adet büyük boy palamut kullandım. Yıkadığım palamutları videodaki gibi sırt kısmından kesikler atıyorum. Bir adet yıkanmış limonu da dilimler halinde keselim. Çekirdek kısımlarını da çıkartarak temizleyelim. Hazırladığımız balığı tuz serperek lezzetlendirelim. İçini, dışını, her tarafını tuzlayalım. Dilerseniz karabiber de serpebilirsiniz. Limon dilimlerini kesiklere yerleştirelim. Balığımızı fırın tepsisine alalım. Bir adet kırmızı soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Serperek elimizle karıştırdıktan sonra balıkların iç kısmını dolduralım. Yedi-sekiz adet kabukları soyulmuş patatesi elma dilimi olacak şekilde doğrayalım. Bir adet kuru soğanı da aynı şekilde doğrayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Patateslere bir tatlı kaşığı tuz, biraz kekik, zeytinyağı, kalan soğanları da ekledikten sonra karıştıralım. Evet, fırın tepsisine alalım. Kalan sosu da balıkların üzerine sürelim. Balıkların üzerine çok az zeytinyağı gezdirerek fırça yardımıyla sürelim. Önceden ısınmış 175 dereceli fanlı fırında balığımız kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Balığımız nar gibi kızardı. Hiç bekletmeden fırından hemen çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi patatesler ve balığımız nar gibi kızardı. Yanında irmik helvası ve marul salatasıyla ikram ettim. Balığımızı dilimleyerek servise hazırlayabiliriz artık. Evet, porsiyonluk olacak şekilde servis yapıyorum.
Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, yanında irmik helvası servis de yapıyorum. Fıstığımız ve patatesler nar gibi kızardılar. Çok lezzetli oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.